Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılarak hayatı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını on binlerce insanı yaşamdan etti. Sağlık çalışanları başta olmak üzere birçok meslek grubu salgın karşısında yoğun mesai harcıyor. Koronavirüse karşı ön saflarda mücadele eden sağlık personelinden evli ve bir kız babası 53 yaşındaki doktor Vehbi Genç Osmanoğlu virüse yakalandı. Gördüğü tedavi sonrası tekrar işinin başına dönen Genç Osmanoğlu, pandemi sürecindeki mücadelesine devam ediyor. 112 acil servis personeli olarak 25 yıldır görev yaptığını belirten Doktor Genç Osmanoğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı. Çalışan şoför arkadaştan muhtemelen aldık. Filasyon ekiplerine de bu bilgiyi verdik. 2 gün sonra bulgular görülmeye başladı. Koku alamama, öksürük, aksırık. Daha sonra çok şiddetli bulantı kusmaları nedeniyle hastaneye kaldırıldım. Oradaki arkadaşlar hiponatremi, hipovolemi tanısıyla 1-2 günlük tedavi verdiler ama yine toparlayamadık. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yattık. Orada 10-12 günlük bir tedavi gördük. Oradaki arkadaşların yoğun çabalarıyla, destekleriyle, muhtelif ve çok miktarda ilaç kullanmasıyla ciddi bir katkıları oldu iyileşmemde. Ondan sonra yaklaşık bir 10 günlük istirahat uygun gördüler. Ondan sonra da görevimizin başına geldik, çalışmaya başlıyoruz. Koronavirüsü yenen doktor vatandaşlara uyarılarda da bulundu. Kendinizi koruyun. Maske kesinlikle çok önemli, el hijyeni çok önemli ama aynı zamanda diğer insanları da korumaya çalışın. Bu koruma tamamen bilgi akışı ile ilgili olabilir. Sizin yaptığınız, temaslı olduğunuz kişileri eğer riskli kişiler varsa diğer insanlardan muhakkak bilgi verin ki onlar da önlemlerini alsınlar, kendilerini korumak.